Antalya fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, şehir merkezinde ve batı ilçelerinde metrekareye 100 kilograma kadar ulaşması beklenen yağışla, doğu ve güneydoğu yönlerinden 50 ile 75, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre kuvvetli fırtına nedeniyle turizm şehri Antalya için turuncu kod uyarısında bulundu. Beklenen fırtına sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kaleiçi Yat Limanı'nda falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından sabitlendi, önlemler alındı. Dev dalgalar falezleri aşındırırken yerli ve yabancı turistler dalgaları fotoğraf karelerinde fon olarak kullandı. Yat limanını dalgalardan koruyan dalga kransa fotoğraf ve öz çekim yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Dalga kıranın üzerinden aşan dalgaları aldırmayan yerli ve yabancı turistler Fener'e doğru ilerledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de dev dalgalara teslim oldu. Plajı kaplayan dalgalar arasında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Sahile bisikletiyle inen Ayşe Akpınar denizi izlemek için geldiğini söyledi. Bu havada ben seviyorum bu havaları. Gayet keyifli yani şu an. Evet biraz zor oldu ama güzel yani. O kadar da şiddetli değil bence. Hani biraz izlemeye geldim dalgaları falan. Geçen yıl fırtınada teknesi batan Hakkı Boyacı bu yıl daha fazla önlem aldı. Geçen sene parçalandı benim kayığım. Şimdi onun için ben... Deri bağlar gibi kayıkları bağlıyoruz. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.